Samyang bunu yapmasaydı neydi? Ben Elin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar, öncelikle e, ithalatçı firma Tez Elektronik ve oradaki çok sevgili dostum Oğuz e, kardeşime bu Samyang lensi e, incelemem için ödünç verdiklerinden dolayı teşekkür ederim kendilerine. Bunu söylemişken e, Oğuz kardeşim ve Tez elektronik Türkler de sizlerle beraber bu incelemeyi seyretmeye başlayacaklar. Bu inceleme ile ilgili onların benden herhangi bir talebi olmadı. Herhangi bir para değiş da olmadı. Yani sponsorlu bir video değildir. Bütün fikirler tamamen bana aittir. Onu ben peşin peşin söyleyeyim. Şimdi sevgili dostlar çok kompakt 220 gramlık Genel yapısı plastik de olsa oldukça sağlam. E, suya, toza, dayanıklı yapısı. Onun haricinde şurada iki tane bir fonksiyon düğmesi ve iki tane seçeneği var. Onlardan bahsedeceğim zaman içinde. E, F1.8'lik bir lens bu sevgili dostlar. Ve yani Cem'le kafa kafaya geliyor. Hatta bazı yabancı YouTube kanallarında hatta ve hatta incelenen keskinlik kartlarında bunun bir gıdımcık daha, kes, daha keskin olduğunu söylüyorlar. Şimdi GM ile ben test etmediğim için öyle bir haksızlık yapacak değilim ama yaptığım denemelerde gerek videoda gerek fotoğrafta herhalde G Master'ın neredeyse 1'e yani 3'te 1 fiyatı Belki işte bir fiyatının bir parça üstü. Yani 500 dolar civarında bir lens için e, 1500 dolarlık performans gösteriyor. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 220 küsür gramlık yapısı bir kere çok kompakt ve çok rahat taşınabilir bir lens haline getiriyor. 24 mm yani geniş açı olmasına rağmen e, benim yaptığım denemelerde o kenar distorsiyonların çok ama çok minimal olduğunu gördüm. Bir şey daha beni şaşırttı. Bu lenste odak soluklanması yok denecek kadar az. Dolayısıyla da bu müthiş bir e, video lens haline geliyor. Keskinliği f1.8'den itibaren köşeden köşeye f1.8'de çok hafif bir e, kromatik bozulma var. Hafif bir mavi çizgi var ama f2'den itibaren e, hatta f2.8'den itibaren tamamen kayboluyor. Bu lensle ilgili kötü söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Sadece iyi şeyler söyleyebiliyorum. Yani Müthiş bir prime lens. Şimdi şuradaki düğmesine gelince müsaade edin kameramı alayım. E, lensi takalım kameraya. Canlı canlı sizinle beraber. Hem de kamera üstüne de görmüş olursunuz. Ne kadar şeker durduğunu görmek adına. Ki bu biliyorsunuz kocaman bir de şey var. Şimdi sevgili dostlar şuradaki düğmeye yani devreye sokmak için şuradaki düğmeyi basılı tutarak kameranızı açacaksınız. Sonra şurada kırmızı bir ışığın yandığını göreceksiniz. Ve bıraktığınız zaman yeşile dönecek. Bu bunu M2'ye getirdiğin M2'de olacak tabi bu. Sevgili dostlar bunu açalım. Bu müthiş bir astrofotograf e, lensi. Ve bu düğme neye yarıyor biliyor musunuz? Bu düğmeye bastığınız andan itibaren bir kere dahi sizi doğrudan doğruya sonsuzluğa odaklıyor ve, ve gökyüzündeki yıldızları full netliyor. Bu çok önemli bir özellik ve gerçekten çok başarılı. Ben tabi burada deneyemedim çünkü İstanbul şu aralar gerçekten hem çok bulutlu hem de, de hem aynı zamanda da biliyorsunuz ışık kirliliği çok yüksek düzeyde olduğu için astro fotoğrafçılığı çok daha boş alanlarda denemeniz gerekiyor. Bundan dolayı deneyemedim ama ama deneyenleri de incelediğim zaman gerçekten çok başarılı olduğunu gördüm. Müthiş bir özelliği var. Bunu eğer yapmasını istemiyorsanız da M2'ye getirdiğiniz zaman bu doğrudan doğruya sevgili dostlar. Şöyle de göstereyim size. Doğrudan doğruya diyaframı ayarlamanızı sağlıyor. Sevgili dostlar bu lens f1.8'de çok hafif bir flaring var ama öyle çok ciddi anlayacak bir şey değil. Herhangi bir bozulma değil. F1.8'de çok hafif bir vinyet, çok minimal bir vinyet var. Ama f2'de tamamen kayboluyor. Ve f11'e kadar gerçekten köşeden köşeye müthiş keskin biraz sevgili dostlar. Sony 24mm f1.4 GM Master lensini kıskandıracak kadar keskin. Şimdi birçok insan ben bazı YouTube'çuları gördüm, GM'lerini satıp bu lensi döndüklerini. Şimdi ben e, çok 24 milimetreci değilim prime'da, ben daha az ya da 35, 50 milimetreleri ter tercih ettiğim için şimdilik almadım ama bu lens kafamı karıştırmadı değil. Her an e, bir delilik yapıp böyle bir da satın alabilirim. Dolayısıyla yani eğer ki bir 24 milimetre almak istiyor iseniz ve en iyisini almak istiyorsanız. Vallahi GM Master'a o kadar para vermeniz gerekir mi, gerekmez mi? Onu da siz karar verin. Çünkü bu lens çok alt fiyata GM Master performansı sağlıyor. Sevgili dostlar, bokeh konusunda tabii çok şeker bir bokeh var ama süjeye çok yaklaşmanız gerekiyor. Yani uzaktan bokeh bu kadar geniş açıda yakalamanız mümkün değil. Ama yakına gelir ve o distorsiyonu da ee, hani hafif böyle genişleyen distorsiyon da kendi keyfinize göre avantajınıza kullanmayı becerebilirseniz çok lezzetli kareler yakalarsınız. Şimdi isterseniz gelin çektiğim birkaç kareye göz atalım ve lensin performansına biraz da siz karar verin. Evet sevgili dostlar benim bu lensle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu lens kemin için valla 24 mm müthiş bir lensi ucuza almak isteyen lineer ile beraber müthiş bir otofokuse sahip olan ee, ve ucuz olan bir prime lens arıyorsanız bu lens sizin için. Umarım bu içerik size değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Ee, hala abone değilseniz lütfen abone olun. Tekrar tekrar sevgili Oğuz kardeşime teşekkür ediyorum. Bu lensi zaten ona pazartesi günü iade edeceğim. Ama e, kalbimin bir parçasıyla beraber iade edeceğim de şimdiden söyleyeyim. Şimdilik sevgiyle kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.